1972 yılında dünyaya geldim. Eğitimlerimi tamamladıktan sonra 2000 yılında beyin ve sinir cerrahisi hayatım başladı. Aynen aynı tempoda başladığım günkü hızla şu an devam ediyorum. Bel fıtığı dediğimiz zaman bizde maalesef şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Bel ağrısı olan herkes bel fıtığı olduğunu düşünüyor. Evet, bel ağrısı bel fıtığı içerisindeki en temel bulgu. Ama bel fıtığı demek, bel fıtığı olmuş olan bir hasta demek sadece bel ağrısıyla sınırlı değil. Özellikle bunu her defasında bütün hastalarımla paylaşırım. Bel ağrısı bir uyarıdır ve bu ağrılar kalça, bacak, ayaklara doğru yayılıyorsa aslında bizim için önem arz eder. Biliyorsunuz vücudumuz kemik yapıdan oluşuyor. Omurgamız var, bizim vücudumuzu taşıyan en büyük kısım. Omurgalarımız arasında da, omurlarımız arasında daha doğrusu, bu fıtık dediğimiz disk yapıları var. İşte zamanla bu disklerdeki dejenerasyon dediğimiz yıpranmalar, buradaki anatominin bozulup o disk yapısından fıtıklaşma dediğimiz, yani normal yapısını bozup bir tarafa doğru hareket edip sinir köklerine, yani bu bütün bacağımıza inen, onları çalıştıran, el, ayaklarımızı, bacaklarımızı hareket ettiren sinirlere dokunduğu zaman, işte o zaman tam anlamıyla biz fıtıktan bahsediyoruz. Biz fizik muayene yapıyoruz her şeyden önce. Yani nörolojik muayenesini yapıyoruz hastanın. Orada bazı kriterlerimiz oluyor kendi mesleğimizle ilgili ve zaten muayenede büyük bir olasılıkla tahmin edip ve anlıyoruz. Biz muayenede bu bulguları görüp bel fıtığını düşündükten sonra, yine tekrarlayacağım, bir görüntüleme yapmamız gerekiyor. Çünkü fıtık bir nokta değil. Bizim L1, L2, L2, L3, L3, L4, L4, L5, L5, S1 diye ayırdığımız omurga bölümleri ve fıtık yerleri var. Bunlar sağ tarafı var, sol tarafı var. Yani görüntüleme şart. Önce muayenemizi yapıyoruz. Şüphemiz kalmayacak şekilde bir görüntüleme, ki bu görüntülemenin de en çok yaygın ve en güvenilir olanı MR, manyetik rezonans. Biz bu MR'da da bu görüntüyle muayenemizi eşleştirdiğimiz zaman zaten tablo ortaya çıkıyor ve ondan sonraki süreçler başlıyor. Bel fıtığı muayene ettik, görüntüleme yaptık, her şeyle koyduk tanıyı. Bu eşit değildir ameliyat. Çünkü ameliyat aslında çok fazla hastanın yapıldığı bir hastalık grubu değil bel fıtığında. Yani 100 kişiden 2-3 kişi belki, ya da 5 kişi ameliyata, her ne kadar şiddetli bir fırtınalı bir klinik tablosu da olsa, ameliyata sadece çok az bir grup yapılıyor. O yüzden fıtıktan tanıyı koyduktan sonra bir takım algoritmalarımız ya da bir takım tedavi yöntemleri ve yollarımız var. Biz ilk başta her şeyden önce basit bir ağrı kesici ve yatak istirahatiyle başlıyoruz bu işe. Cerrahiye gelmeden önceki ilk yöntem, ilk tedavi uygulaması bu. Biz bu yöntemi yaptık, hastamızı dinlendirdik, gerekli medikal tedavilerini düzenledik. Hastamızı kısa süre sonra tekrar gördük. Onunla tabii aynı şeyleri yine soruyoruz. Ağrıları nasıl oldu? Rahatlama oldu mu? Herhangi bir kötüye gidiş var mı yok mu? Bunları tespit ediyoruz. Tabii bu arada sadece hasta bize bir hafta 10 gün sonra gel biz seni görelim demiyoruz. Çünkü arada bazen öyle bir şeydir ki bu bel fıtıkları. Hasta her şey normal giderken şiddetli bir hapşurma ya da bir öksürükle bile tablo tamamen değişebilir. O zaman zaten biz muayene ve hastalarımıza diyoruz ki, bakın bunlar normal şartlarda böyle bir süreç. Ama arada normal olmayan bir şey olursa mutlaka biz de hızlı bir şekilde temasa geçin. Ben normal olan kısımdan gidiyorum şu an. Hasta geldi bir hafta sonra, 10 gün sonra. Baktık muayenesi benzer, çok fazla bir farklılık yok ya da kısmen iyileşme görüyoruz. Normalde biz genelde 4-6 hafta süresince hiçbir işlem yapmadan takip etmeyi tercih ediyoruz. Birçok uygulama var güncel tıpta. Hepimiz duyuyoruz bunu. Ozon tedavi, proloterapi, belden iğneler en çok söylenen. Bunların her birisi, evet, uygulanabilen yöntemler, radyofrekans gibi, monoterapi gibi. Ama bunlar yine bir yanlış anlaşılma ve yanlış bir uygulama var. Her hasta için aynı şey değil. Her fıtıkta bunlar yapılmıyor. Biz neyle, beyin cerrahları olarak en çok neyle karşılaşıyoruz? Hasta bize geliyor. İşte
bir tanıdığının belden iğneler yapıldığını, iyileştiğini, kendisine de onu uygulanmasını istiyor. Hayır, bu doğru bir yaklaşım değil. Evet, bunlar geçerli, güncel ve kabul görmüş tedaviler ama bunları hekimlerin vereceği bir karar. Çünkü her fıtık aynı değildir. Her fıtığın hacmi, bastığı sinir ya da yerleşim yeri olarak bu işlemlere uygun olmayabilir. Biz bu istirahat ve normal ağrı kesicilerle hastamızı gevşettikten sonra uygun hastalarda zaten o belden dediğimiz, ben özellikle bu kelimeleri kullanıyorum, belden iğnelerle girip fıtığın içine işlemler uygulayabiliyoruz. Radyo frekans gibi. Yine iğnelerle proloterapiler uygulayabiliyoruz ama her fıtıkta bu yapılacak diye bir yanlış anlaşılma olmasın. Bel fıtığı aslında çok gördüğümüz ya da bel ağrısı çok gördüğümüz bir semptom olmasına rağmen bel fıtığından ameliyat çok sayıyla, gördüğümüz sayıyla orantılı değil. Çok daha az bir kısım ameliyat ediliyor. Tabii yine bu az kısım da çok hasta ama bel fıtığında her şeyden önce en önemlisi doğru tanı, doğru zamanlama ve doğru cerrahi. Cerrahide biz artık günümüzde tamamen mikroskopik yöntemlerle, mikro cerrahi yöntemlerle bu ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Çok ve doğru hasta seçiminde, doğru işlemde de %100 başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Yine bunun dışında endoskopik cerrahi yöntemlerimiz de var. Bu da tabii ki doğru hasta, yine aynı şeyi vurgulayacağım, ya da uygun bir fıtık olduğu zaman yapılan yöntem ama en garantili, en kesin yöntemi doğru hastada cerrahi tedavi. Biz böyle bir şikayetle ya da böyle bir hastalıkla karşı karşıya kaldığımızda önce bu işi bilen profesyonel bilim olan yerlerle konuşalım. Onların kontrolünde ve önerilerinde tedavilerimize devam edelim. Kulaktan dolarak yapılan uygulamalardan lütfen uzak duralım.